Allah Kur'an'ın hak olduğunu söylüyor. Gerekçe neden mi başka bir kaynak arıyor? Yok çıktım. Şimdi şirk düşüncesi tabii öyle bomboş bir mantıktan yaklaşmıyor. Şeytan yaklaşırken bomboş bir mantıkla yaklaşmıyor. Yani Kur'an'a iyilik kastıyla yapıyorlar gibi yapıyor. Yani Allah'a yardım etmiş oluyorlar. Kur'an'a yardım etmiş oluyor. Kur'an eksik oluyor. Kenardan peygamber tamamlıyor. Allah'ın aklına gelmemiş oluyor. Peygamber kenardan tamamlıyor. Peygamberlerin tamamlayamadığını, peygamberin farkına varamadıklarını alimler tamamlıyor. Zaten bak, ayet, hadis, icma ve ümmet. Şimdi yine sorun çıkıyor, o zaman icma. İcmayla, peygamberin yapamadığını icmayla. Efendim, o da yoksa, o da yoksa, icma halinde olsa, o zaman ümmetteki, işte meşhur olan kabiller, onlarla. Ya kardeşim niye kargaşaya giriyorsun? Bir avuç haram var, bu kadar açık. Başka da özgürsün. Ne konuyu uzatıyorsun? Niye bu kadar binlerce, on binlerce kural çıkarıyorsun, milleti mahvediyorsun? On binlerce kuralla insan nasıl yaşar ya? Her adımı sorun hale getiriyorsun. Kapıdan çıkış bile bir sorun ya. Kapıdan adamın dışarı çıkması bile bir sorun. Yemek yemesi sorun. Her şey sorun. Böyle yaşanır mı? Ya bırak adam normal yaşasın. Normal Allah'ı düşünsün. Adamları deliye çeviriyor adeta. Çünkü sünneti yapmamak demek zaten hainlik anlamına geliyor bir anlamda. Çünkü peygambere hıyanet etmiş oluyorsun. Peygambere hıyanet eden Allah'a hıyanet etmiş oluyor. Aynı küfür. Aynı görüntü. Fark eden hiçbir şey olmuyor. Onun acısıyla birçok Müslüman adeta deliye dönmüş vaziyette. Öyle bir açmaza sokuyor ki, öyle bir kilitliyor ki mahvoluyor. Onun için Kur'an'ın yeterliğini anlatan ayetleri herkesin ezberlemesi lazım. Kur'an'ın yeterliği ile ilgili ayet hangi ayetler biliyorsunuz? Peygamberimiz diyor ki şeytandan Allah'ın Rabbim benim ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktı diyor. Terk edilmiş bıraktı. Tabii. Şeytandan Allah'ın derim biz bu kitapta her şeyi açıklanmış olarak indirdik. Her şeyi açıklanmış olarak. Evet. Peki Allah'a inanmıyor musun ya? Allah diyor her şeyi açıklamıyor. Yok diyor her şeyi açıklama diyor. Allah 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 yalan mı söylüyor ya? Sen Allah'ın yalan söylediğini söylüyorsun. Her şey açıklanmış diyor. Yok diyorsun açıklanmamış. Ya her şey açıklanmış diyorsa tamamdır. Diyor ki şu konuyu Kur'an'da bulamıyoruz. Ya kardeşim adamın ağzını bozdurma. Bulamıyorsan yoktur. Öyle bir konu yoktur. O zaman diyor şu konuyu nerede bulacağız diyor. Yok Kur'an'da diyor. İlave etmişsin, uydurmuşsun. Yoksa yoktur. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılandan daha zalim kimdir diyor. Bir daha. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılandan daha zalim kimdir diyor Allah. Kendi kendine helal haram çıkaranlar. Şu an bana acı geldi. Antep'ten. Acı köfte, çiğ köfte. Allah başka ayette siz Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Kur'an'dan sorulacaksınız. Evet. Öyleyse hadisten sorulacaksınız derdi Allah. Fıkıh kitaplarından sorulacaksınız dedi. Kur'an'dan soracaksınız. İşte daha ne istiyorsun ya? Konuştuğumuz adamlar soruyoruz. Nedir problemimiz? Ya diyor mesela şu konuyu Kur'an'da bulamıyoruz diyor. Bulamıyorsan yoktur. Ne derdine düşüyorsun yani? Niye illa olması gerekiyor? Atasından bir şey uydurmuş. Onu bulamıyorum. Bulamıyorsan yok. Evet dinliyorum. Başka ayet dedi Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların hevalarına uyma diye bildiriyor. Bir daha. Sana öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların hevalarına uyma. Haktan derken Kur'an'ın yetersizliğini düşünüp kendinden bir şey çıkartma. Onların tavsiyelerine uyma. Müşriklerin yeni çıkarttığı hadis taslaklarına uyma. Çünkü peygamberimize onlar hadis taslağı getiriyorlardı. Hüküm. Yeni hüküm. Mesela istakoz yengeç haram diyor. Biz atalarımızdan böyle bildik. İslam'da da bu haram böyle değil mi diyor peygambere.
Allah diyor ki ayette az da olsa onlara meyledecektin diyor. Yani peygamber haram demesini bekliyorlar. Sakın diyor, Allah öyle bir şey dersen ölümün de hayatın da acısını sana tattırırım. Senin şah damarını koparırım diyor Allah. Eğer yardım etmeseydim az da olsa meyledecektin diyor. Allah Kur'an'a ilave kesinlikle istemiyor. Başka bir ayette de Allah size helal kıldığımız şeyleri haram kılmayın diye buyuruyor. Bir haddi aşmayın. Helal kıldığı şeyi haram kılmayın. Evet. Adam göğsünü gere gere helale haram yapıyor. Başka ayette Kur'an doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır diyor. Doğruluk bakımından da adalet bakımından da Kur'an tas tamam. Evet. Allah söylüyor. Evet. Diliniz yalana alıştığı için şuna helal buna haram demeyin diyor. Diliniz yalan alıştığı için şuna helal buna haram demeyin. Adam alışmış ağzı yalana. O dönemde demiştiniz Hazreti Ali sözde hadis diye olan bütün kitapları yaktırdı demiştiniz. Hazreti Ali'nin en titiz olduğu konu bu. Kur'an'a ilave kesinlikle kabul etmiyor. Adamlar yeni bir hadis uydurmuşlar. Hazreti Ali dedi ki diyor Kur'an'ın yeterliliğini savunan işte dinden çıkmıştır. Kur'an hadisle tamam olur dedi diyor. Yani Hazreti Ali'yi de tam tersi değerlendirmek istiyor. O yüzden zaten şehit ettiler. Çünkü onların hurafelerini kabul etmedi. Bu zamanın müşriklerinin daha da azgınları o zaman da vardı. Evet dinliyorum. Başka ayette de şeytandan Allah'a sığınırım. Sana indirildikten sonra sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma diye bildiriliyor. İşte ilave olursa şirk. Evet. Şeytana Allah'a sınırım. Biz seni kolay olanda başarılı kılacağız. Kolay olanda başarılı kılacağız. Şeytana Allah'a sınırım. Siz Kur'an'dan sorulacaksınız diye bildiriyor Allah. Ya Kur'an'dan sorulacaksan daha ne istiyorsun? Evet. Durup durup şu var mı Kur'an'da diyor. Allah Allah. Yoksa yok. Mesela diyor Midyen'in haramlığı var mı? O zaman diyor nerede bulacağız Kur'an? Deli misin sen be adam? Yoksa yok işte helal demektir. Araf suresi 32. ayette de şu şekilde bildiriyor. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı zinet ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Bir daha. Allah'ın, de ki Allah'ın kulları için çıkardığı zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Yani de ki, altın, gümüş, her şey. İnci. De ki bunlar dünya hayatında. Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Hazreti Ali de minberden şu hutbeyi veriyordu. Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok etsinler. Zira halkı helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. Ta o zaman başlamışlar. Bak evet. Ahlaksızlığı. Siz anlatmışsınız. Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin ahlakını soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem'i. Kur'an'da diyor. Tabii evet. Bize diyorlar peygamberin sünnetini alsana diyorlar Hazreti evet. Ayşe'nin yanına. Böyle bir de gerine gerine. Evet. Bağdaş kuruyorlar. Böyle uzun uzun anlatacak işte şudur budur Kur'an'a muhalif yeni şeyler. Tek kelimeyle söylüyor Hazreti Ayşe. Kur'an da diyor onun diyor, sünneti evet. diyor. Evet. Bu kadar. Allah Kur'an'da her örnekten çeşitli açıklamalarda bulundum diyor. İnsanlar ise çok tartışmacıdır her şeyden diyor. İşte tartışma hadisle tartışıyor adam. Bölümlere ayrılıyor. Meraklı öyle tartışsın. Evet. Ne ilimler var, ne ilimler diyor. Ya ne ilim mülim diye uydurma. Bırak şimdi ilimi mülimi. Ne ilmi? Kur'an dışında yok bir şey. Hazreti Ömer şöyle der. Ancak sizden önceki kavimleri hatırladım. Onlar da kitaplar yazmışlar ve Allah'ın kitabını bırakarak onlara sarılmışlardı. Allah'ın kitabına hiçbir şeyi karıştırmam. Diğer bir rivayette Allah'ın kitabını asla başka bir şeyle değiştirmem. Başka bir rivayette ben yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem. İşte bu kadar. Maşallah.